burada gençlerin harekete geçtiğini gördük. Her sene tabii TUSAŞ olarak biraz daha kendimizi geliştirerek geliyoruz. İşte simülatörler getirdik buraya. Bu yıl mesela ilkokul çocukları için özellikle işte ne bileyim küçük küçük maketlerle robot yapıp onlara eğitim veriyoruz. Bu şekilde onları da getirdik. Amacımız aslında uçak yapmanın o kadar da zor bir şey olmadığını, yapmak isterlerse yapabileceklerini böyle bir şekilde biz arkadaşları, gençlerimizi heyecanlandırıyoruz. Teknofest'in amacı bu. Bence amacına ulaşıyor. Samsun'da ilgi çok yüksek. Tabii kocaman güzel bir şehir Samsun tabii ki. Hem belediye başkanımız hem de valimiz çok destek veriyor. Allah razı olsun. Bütün paydaşlar burada. Civar illerden de geliyorlar buraya. Tabii bundan sonra Türkiye'nin hangi ilinde olur bilmiyorum. Ama her gittiği yerde renk getirdiği kesin. Son Azerbaycan'daydık beraberce. Orada da şunu gördük aslında. Yurt dışı ülke olsa bile Azerbaycan. Yani Teknofest gidince gençlerde aynı ateşleme, aynı heyecan oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi Teknofest kuşağı demek aslında. Ben teknolojide varım demek. Yaşın ne olursa olsun, isterse bebek ol, isterse üniversiteyi bitir. Bu o anlama geliyor. Çok mutluyum. Yani TUSAŞ olarak birçok şey yapıyoruz. Akşama kadar işte 100. yıl hazırlığı yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kuruluşunda 18 Mart'ta Hürriyetimiz, Milli Muharebemiz, Atak Ekimiz bunun hazırlığını yapıyoruz. İşte bugün de buradayım. Akşam döneceğim tekrar Ankara işin başına. Mesela bugün geçen günüm benim için burada acayip bir heyecan ve tatil gibi enerji dolu oldu. Şimdi yalnız çocuklar enerji almıyor burada yani. Bizim gibi yaşlılar da alıyor. Şimdi ben gideceğim Ankara'ya Allah'ın izniyle bu akşam. Yarın enerjik olarak başlayacağım. Ama tabii milli muharebe yapmak çok önemli. Ülkenin bekası için hayatımız feda olsun. Ürjetli yapmak, atak iki bunların hepsi güzel. Ama asıl Türkiye'nin büyük serveti burada gördüğünüz bu gençler. Yani bunun devamını sağlayacaklar. Yani siz bir proje yaparsanız, milli muharebe yaparsanız şunu hepsini yapabilirsiniz. Ama taban gelmiyorsa, hani İngilizce grassroots diyorlar ya, taban gelmiyorsa bir defaya mahsus olur, biter. Değmez ki yani bir defa yapmaya değmez ki. İşte bu onun heyecanı. Yani çocukların gözünden zaten görüyorsunuz bunu. Şimdi tabii günlere döndük artık. 205 gün kaldı galiba. Yani her gün bir gün azalıyor da. Yani gün bire bire düşüyor bunlar. Artık biz sayaçlar, şirkette sayaçlar var. 205 gün, 4 gün, 3 gün sonra sıfıra gelecek. İnşallah Allah da verdiğimiz sözü tutmamıza nasip eder bize inşallah. O projeler aynen devam ediyorlar. O yoğunluklar, ücretin zaten final assembly'si şu anda bitmek üzere. İçi giydiriliyor. Yakında ayakların üzerine, iniş takımları üzerine konacak yer testleri. İşte 18 Mart'ta uçuş Allah'ın izniyle. Bütün buna yoğunlaşmış durumdayız. Uçağımızın çok güzel bir mock-up'ı burada zaten sergileniyor. Atak ekimiz aynı şekilde az önce genel müdür yardımcım buradaydı. Dedim bak sözü tekrarlıyorum ha. O da dedi aynen devam et dedi. Yılın ilk aylarında uçacağız Allah'ın izniyle orada. Sonra milli muharebimiz o da şu anda yapılıyor. Genel müdür yardımcısı burada değil. Merkezde çalışıyor şu anda. O da gene Allah'ın izniyle ilk rollout'unu, hangar çıkışını gerçekleştirecek. Şimdi bunlar güzel ama bugün Gökbey'in gösteri uçuşu vardı. Bilmem o manevralara helal olsun yani. Yani çok göz doldurucu manevra yaptı. Yapabiliyor. Yani şu anda satışı hazır bir Gökbey'imiz var. Seri üretim yapıyoruz. Jandarmaya teslim edeceğiz. Ve Sağlık Bakanlığı'na ambulans helikopteri olarak teslim edeceğiz. Sonra Hur kuşumuz uçtu. Yani orada bilmiyorum kayıt aldınız mı? Yani savaş uçağının pek farkı yoktu. Ne kadar pervanesi olsa bile tabii 1400 beygir motoru var. Canavar gibi motor var maşallah. Yani o da şunu demek istiyor. Aslında bizim ürünlerimiz çıkıyor. Bu tabii bunların burada sergilenmesini gösteriyoruz. Biz tabii bunun bir de ticaret ayağı var. Satışlarımız gerçekleşiyor. Birçok satışımız Hur kuşu özelinde olsun. Atak özelinde olsun yani bugünkü atağımız T-129 dedim. Tabii bir de gelecek atağımız var Atak 2 T-929 129 özelinde Anka özelinde
Aksungur üzerinde satışlarımız, uluslararası satışlarımız çok iyi gidiyor. İnşallah hem şirketimize bereket hem de ülkemize bereket gelecek. Krallar bizi ziyaret ediyorlar. Cumhurbaşkanları, 4. Cumhurbaşkanı da ziyaret etti. Başbakanlar ziyaret ediyorlar yurt dışından. Bu şu demek oluyor, TUSAŞ ilgi görüyor demek oluyor. Bu çok güzel bir şey. Biz kendimizi anlatıyoruz, herkese gösteriyoruz. Bütün dünya dediğimiz şu, gelin ne yapıyorsa gösterelim size. Yani gösterecek yapımız var, tecrübemiz var, başarımız var, ürünlerimiz var. Bu Türkiye için çok güzel bir şey. Yani aslında tabii ilk bu yıllarda artık oluyor. Hani gelin gösterelim diyor. Tesislerimiz Allah'a şükür, laboratuvarlarımız, rüzgar tünellerimiz hepsi ortaya çıktı. Her gün biraz daha su üzerine çıkıp rahat nefes alıyoruz. Ama inşallah tabii bu gençler bu tam devreye girdikleri zaman önümdeki 10 yıllardan 20 yıldan bahsediyorum. O zaman çok daha farklı bir Türkiye, çok daha farklı Türkiye'nin dünyadaki rolü olacak. Yani bu iş başladı artık, bu durmaz.